Selamun aleyküm arkadaşlar. Korsanın durumu iyi arkadaşlar. Ayağına tam basmıyor ama morali yerinde. Morali çok bozuktu korsanın birkaç gün. Bizim de moralimizi bozuyordu ama şimdi morali yerinde. Korsan iyileşiyor Allah'a şükür yavaş yavaş. Bakın ayağını yine bandajını yaptık. Her gün temiz temiz bandajını şey yapıyoruz. İçeride sprey sıktık. Şu tırnağındaki tırnağın oralarda böyle. Yani köpeğin ayağı bir yere girmiş, bunu anladım şimdi daha net o yaralar açılınca. Böyle bir şey köpeği bıçak gibi kesmiş yani. Markos bak yemeği verdik yine bağırıyor ya. Aferin oğluma. Evet arkadaşlar şimdi korsana moral olsun diye kuzu gerdanı aldım. Lady'ye de aldım beraber yesinler. Kuzu gerdanı yiyecek benim. Lady çünkü refakatçilik yapıyor abisine. Yanında duruyor. Burada oynuyorlar. Şimdi hayır. Hayır. Ben getireceğim. Ben getireceğim. O şimdi yemeği biliyor orada. Orada dur korsan. Orada dur korsan. Hayır. Bu da bunlar. Korsan. Evet. Korsan. Büyüğünü sana vereceğim. İkisi de aynı. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel gel gel. Hangisini istiyorsun? Bunda daha çok et var sanki. Ha? Kızıyorsun ha. Sen diyor uzan. Hayır korsan. Gel Lady gel. Oynasın. Lady sen buraya gel. Korsan sen buraya gel. Korsan sen buraya gel. Korsan sen buraya gel oğlum. Neydi sen de buraya gel. Dur korsan. Tamam oradan gel. Korsan ilk başta seviyor gerdanı. Bak bak bakıyor orada yiyor lan. Sana kim verdi lan? Neydi korktu herhalde. Bak 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 bak. Şerefsize bak. Neyi korkuttu ama. Hmm. Neydi? Sen merak etme ben yanımdayım gel bakalım. Al bakalım şöyle ısır bir. Isır ısır. Hava soğuk arkadaşlar. Tencereden çıkardık hemen. Soğuyor, başlıyor donmaya. Aferin. Al şimdi. Oğlum ye de az. Hızlı ye de. Güzel mi korsan? Hı? Arkadaşlar şimdi köpeklerin çamurlanmasına bir değinmek istiyorum. Bazı arkadaşlar köpekleri yıkamadığımız için kızıyorlar ama yani bunlar da arkadaşlar yani evde bakılan köpekler gibi düşünmeyin bunları ya. Bunlar dışarıda yani bugün yıkasak köpeğin daha derisi kurumadan yarın yine yürüyüş yani yine kirlenecek. Bunlara bence takılmayın arkadaşlar. Yani köpeğin tüyü belki çamura girmiş, çamurlu kalmış, zararı var mı bilmiyorum ama yarın yine çamura girecek. Yani bugün yıka, yarın bir daha yıka. Yani havalar soğuk. Bu soğukta hayvan yıkanır mı yani? Hayvanlar hasta olur.
Yazın olsa zaten, yazın zaten hem köpekler serinlesin diye ben de yıkarım ama. Ama bu soğuk havalarda hayvan yıkanmaz arkadaşlar ya. Çünkü et yıkandıktan sonra belki de 2 gün evde kalması lazım iyi kuruması için. Şimdi arkadaşlar normalde bugün gelirken aldım bunları, hemen pişirdim. Makarna yapmaya da zaman olmadı. Mamasının üstüne koydum. Makarnayla daha keyifli oluyor bence. Bugün mamayla verdik. Korsanın durumunu soran arkadaşlar, korsanın durumu iyiye doğru gidiyor. Aslında üstüne basacak ama basmak istemiyor yani. Tabii yine bir sızısı vardır illaki. Bu hafta bandaj devam edecek. Bir iki gün daha bandajını yapacağız. Önümüzdeki haftada zaten o ilacı bitirene kadar kullanacağız. Şimdi hayvanları salarken arkadaşlar gerçekten dikkat etmek lazım. Yani bu hayvanı saldıktan sonra hayvan kendine sahip bile olamıyor bazen yani. Şu bazen öyle bir yere gidiyor ki yani orada başına bir sıkıntı geleceğini anlamıyor yani. Mesela koşu yaparken biliyorsunuz bir kayıp düştükleri bir yer var. Yani orada bunlara kesilecek, batacak, zarar verecek bir şey de olabilirdi yani. Hayvan bunu anlamıyor, koşuyor. O yüzden koşacakları yeri bile bilmek lazım. Yani benim köpeğim burada koşacak, oynayacak ama ayağına mayağına bir şey batar mı, kesilir mi? Reyna'yı getirdim biliyorsunuz yukarı. Bir geldik buraya, Reyna'nın ayağı kesilmiş. Daha 2 ay önce yani, 2 ay önce Reyna'nın ayağı biliyorsunuz kötüydü, iyileşti Allah'a şükür. Şimdi korsan, bugün korsanın geçen hafta cuma günüydü. Geçen hafta cuma günü sabah. Perşembe günü yürüyüşten gelmişti. Ben arada koydum. Cuma günü sabah temizlik yapacağım. Korsanı dışarı çıkartıyorum. Korsan bir baktık yürüyemiyor. Yani cuma bugün ve cuma cumartesi falan. Yani 10 gündür yaklaşık böyle. Şimdi hayvanın 15-20 gününü, bir ayını alıyor işte bir dikkatsizlik, bir hata. Bizim de dikkat etmemiz gerekir. Yani eskiden daha kontrollü oluyorduk ama şimdi arkadaşlar korsanı biliyorsunuz saldığınız zaman bir gidiyor yani uzak yerlere girip çıkıyorlar, uzak yani gözünüzün önünde olmuyor, kontrol edemiyorsunuz. Köpeği tasmayla bağlı dolaştırsan gücünü atamıyor. Şimdi bu köpekleri tasmayla dolaştırmak yani iş değil arkadaşlar. Köpek enerjisini atamıyor, bir hava almış oluyor yani. Ben bazen etraf kalabalıkken Pablo'yu böyle gezdiriyorum mecbur, firar etmesin diye. Köpeğe saldığımız zaman da işte başına böyle bir şey geliyor yani. Araba, mesela o gün yürüyüşte bir tane araç vardı, bir tane transporter gördüm. Ya bu Pablo gibi değil. Pablo arabaya gidiyor, yapışıyor yani. O zaman hani Pablo'nun ayağını araba ezmiş olabilir falan diye düşünüyorum ama bu arabadan kendini korumasını biliyor yani. Pablo arabaya sıfır yürüyor. Arabanın hem yani bizim arabaya bile sıfır yürüyor. Başka arabalarda arabaya dalıyor yani. Ama
Korsan öyle değil. Getirdin mi oğlum? Hayvanlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani sonradan ağlanıp bağlanmak olmuyor. Dikkat edeceksiniz. Hayvanın başına her şey gelebiliyor. Ben benim videolarımı izleyen arkadaşlar bunu çok iyi bilir. Gelmeye kalmadı yani. Balon'dan, Reyna'sından, Pars'tan hep Pablo'dan hep uğraşıyoruz. Şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Test dediğim zaman ona da bir şey oluyor. O yüzden demeye de gerek yok. Ama bunların hepsinin üstesinden gelmek lazım. İşte korsanın da çok yakında güzel bir şekilde yürüdüğünü göreceğiz. Allah'tan ayağını kırmamış. O ayağı kırılsa yani hala o yürüyüş yaptığım yere gidip bakacaktım. Orada baraka maraka var. Oralara bir yere mi taktı kendini? Oraya gidecektim ama zaman bulamadık arkadaşlar. Eğer o bölgede bir sorun çıktıysa bir daha orada yürüyüş yaptırmayacağım köpeklerine. Yani bunlar kuzu gerdanını Escobar'a, Pablo'ya göre tabi daha yavaş bitiriyor. Ama korsan bitirdi sanırım. Korsan biraz da zayıfladı arkadaşlar. Yani al korsan al. Daha yok. Neydi hiç bakma. Neydi? Korsan biraz da zayıfladı arkadaşlar. Çünkü İştahsızdı yani. Hayır, hayır. Hayır, oraya. Lady'ye yok. Hayır, yemeğe diye. Yemeğe diye. Ne, onu ye kızım. Sen onu hiç korkutamazsın. Merak etme, ben yanındayım. Ye. Lady yemiyor şimdi. Ah. Lady korsandan biraz çekiniyor. Normalde korsan buna sulandığı zaman dalıyor korsana ama öyle yemek memek konularında korsan Lady'yi korkutuyor. Ayağını da kaldırıyor iş ekran bak. Hayvanlar, bunların arkadaşlar özelliği var. Bak tuvalet yapma muhabbetinde bunlar yani şu an mecburi çıkarmıyorum diye yapıyor ama korsanı buraya koyduğun zaman çıkarana kadar tuvaletini yapmıyor. Şimdi çıkmadığı için mecbur yapıyor ama mesela işemeyi bile gidip o tarafta yapıyor. Alsana kızım. Hayır. Hayır alın. Ya da neydi sen çok yedin değil mi ya? Dur sana biraz vereyim o geri kalan korsanı. Al bu sen eti ye. Al. Al korsan sen de bunu. Korsan çünkü zayıfladı biraz o yesin falan. Bu yediye gel al. O zaten orası beyaz, lif eti gibi bir et. Şu neydi yemeğe doğru yapalım, neydi gel, gel kızım. Korsan, sevdin mi onu? Sevdin mi onu beni? He? Yemeğini baksana ya zayıfladı hayvan ya. İştahı çok yok yani. İştahı biraz şey kırık. İyi de şey yapıyoruz ama ciğerli miğerli yemeğini yapıyoruz ama iştahını tam açamadık. Herhalde bir yürüyüş yapmaya. Aslında yememesinde iyi, zayıflaması çok şey değil çünkü spor yapmıyor arkadaşlar. Efor harcamıyor. O yüzden zayıflaması da çok önemli değil.
dışarı çıktığı zaman, sağlara döndüğü zaman kilosunu hemen alır. Korsan. Korsan. Bak az önce bastı ayağına, bak basıyor ayağına. Neyse biz şimdi şurayı arkadaşlar yıkayalım çünkü. Nasıl böyle şey kalmasın. Aferin oğlum amirim. Şimdi kemik de getireceğim onlara. Kemiklerle oyalansınlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.